Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda daha önceki derslerde de bahsettiğimiz sağdan limiti olmayan bir fonksiyona örnek vereceğiz. Ama bundan önce yine bahsettiğimiz şeyleri bir hatırlayalım. Şunu söylemiştik. Bir fonksiyonun limitinin olmasını sağdan ve soldan limitlerin birbirine eşitliği olarak ifade ediyorduk. Burada sadece eşitlik kavramı dile getiriliyor. İkisinin eşit olması kesinlikle gerekiyor. Fakat bu ikisinin var olması da gerekiyor aynı zamanda. bunu ben söylerken hayal etmek biraz zor. Yani sağdan ve soldan limit nasıl olur da var olmaz. Ben de bunun örneğini vereceğim bu derste. Tabi bunlar genellikle anlatılmayan şeyler ama ben limiti iyi kavramanız açısından verimli olabileceğini düşündüğüm için Kısa bir şekilde bir örnek vermek yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi fonksiyonumuz şöyle tanımlanmış. x eğer sıfır değilse x'in çarpmaya göre tersini alıp onun da sinüsünü alayım. Eğer x ise sıfır olarak tanımlayayım. Daha önceki derslerde Deniz Hoca'nın da bahsettiği gibi özel tanımlı fonksiyonlarda parçalı fonksiyonları Kullanabiliyorduk. Burada da bir parçalı fonksiyon tanımı var arkadaşlar. Şimdi biz bu sinüs 1 bölü x'i çizmeye çalışacağız. Hatırlarsanız. sinüsle ilgili şunu biliyoruz. Sıfırda sıfır değerini alacak. Pi bölü 2'de 1 değerini alacak. Sonra pi'de sıfır değerini alacak. 3 pi bölü 2'de eksi 1 değerini alacak. Ama bu 1 bölü x öyle ki. Mesela x'in çok büyük değerleri için mesela x'e 1000 verdiğiniz, 10000 verdiğinizi düşünün. Burası 0.01 ediyor. Çok küçük bir şey ediyor. Yani şuralarda bir yere denk geliyor belki. Ve buralarda bir yer hakikaten bize küçük bir yanıt veriyor. Ve x arttıkça, değeri büyüdükçe de bu yanıt daha da küçülüyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz aslında. Şimdi burada tabii önemli olan nasıl bir gidişat olduğunu görmek öncelikle. Mesela ilk bir değer vereceğiz diyelim ki. Mesela bir x'e 100 veriyorum. Belki işte burada bir değere karşılık geliyorum 1 bölü 100'e. Sonra onun sinüsüne bakıyorum nerede olduğunu. Daha sonra da bu yönde ilerlemeye devam ediyorum. Tabi belki bu yönde eksiye doğru da gideceğim için. Aslında şöyle bir hareketim de olabilir. Şimdi öncelikle sinüs 1 bölü x'i çizmek için şunlara bakalım. Sinüs nerede sıfır değerini alıyordu? Pi'nin katlarında. Yani 1 bölü x eğer k eşitse içerisi 1 bölü k olur ve sinüs 1 bölü k şurada x yerine 1 bölü k yazarsak 1 bölü 1 bölü k pi edeceğinden sinüs k pi sıfır eder. O zaman bu bana şunu söylüyor. Mesela 1 bölü pi'de, 1 bölü 2 pi'de, sonra 1 bölü 3 pi'de ve bu şekilde giderek bir sürü yerde sıfır oluyorum. Peki arkadaşlar sinüs nerede bir değerini alır? Dediğimiz zaman ne diyoruz? Orada da şunu söylüyoruz. 1 bölü x. Var elimde kp artı pi bölü 2. Ama k eğer çiftse. Çünkü k çiftse dikkat ederseniz mesela burası p bölü 2 oluyor. Ya da 2 p artı pi bölü 2. 4 pi artı pi bölü 2. Peki bu durumu nasıl formalize edebiliriz? 1 bölü k pi artı pi bölü 2 diye. Formüle, formülize ederiz. Şimdi bu noktaları burada işaretleyip işaretlersek eğer Şimdi dikkat ederseniz 1 bölü pi ile 1 bölü 2 pi arasındaki uzaklık biraz fazlayken 1 bölü 2 pi, 1 bölü 3 pi arasındaki uzaklık biraz daha az. 1 bölü 3 pi, 1 bölü 4 pi biraz daha az. Ve kendiniz de oluşturabilirsiniz, deneyerek görebilirsiniz. Bu grafik şöyle bir şey arkadaşlar. Pardon. Hemen burayı silelim. Sıfırdan geçiyor. Bir daha sıfırdan geçiyor ama daha kısa mesafeye giderek sıfırdan geçiyor. Daha kısa mesafe. Gitgide sıklaşıyor. Hep bir burası aslında. Şimdi ben bunu daha iyi çizmeye çalışacağım biraz yukarıda. Şöyle ki bir noktadan başlıyorsunuz. Sonra o noktadan normal sinüs grafiğini çizmeye devam ettiğinizi düşünün. Ama gitgide sıklaşıyor. Yani periyodun gitgide azaldığını düşünebilirsiniz aslında. Ve bu şekilde de sıfıra yaklaştığınızı. tabi şu an çizmek el vermiyor ama bunun gitgide daha da sık olduğunu düşünün. Bu tarafa gittikçe daha da sık olacağını. Ve bize tabi soru şunu soruyor. x'in sıfıra artıdan yaklaşırken fx'in limiti nedir diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz sıfıra sağdan yaklaşırmak demek şu arkadaşın üzerinden yol almak demek. Çünkü Burası aslında bizim x değerlerimize sağdan karşılık gelen yerler. Peki ben burada sağdan ilerlediğimde sürekli ne kadar ilerlersem ilerleyeyim hep bir 1 göreceğim değil mi? Kesinlikle gördüğüm bir 1 var. Eksi 1 de görüyorum. Mesela şu noktalarda hep. Onun formülünü de çıkardık. Hep bu noktalarda mesela 1 göreceğim. Yine siz çıkarabilirsiniz. K2 iken hep bu noktalarda eksi 1 göreceğim. Yine şöyle çıkarmıştık. 1 bölü k pi noktalarında 0 göreceğim. O yüzden şunu söyleyemiyoruz. X0'a artıdan yaklaşırken Fx şuraya yaklaşır diyemiyoruz. Çünkü herhangi bir yere yaklaşmıyor. Sürekli eksi 1, 0, 1 bu aralıkta dolanıyor. Ve yaklaştıkça da dolanma hızı artıyor. O yüzden böyle bir limit Yoktur diyeceğiz. Hatırlarsanız daha önceki videolarda şunu söylemiştim. Eğer bunlardan biri olmazsa da limit olmuyor. İşte bu onun güzel bir örneği olmuş oluyor. Sinüs 1 bölü x fonksiyonuyla limiti sağdan olmayan bir fonksiyonun örneğini yapmış oluyoruz. E hocamdan dinledim projesinin. Bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.